mide botoksun yanında programımızın başında belirttiğiniz gibi mide balonundan da bahsedeceğiz izleyenlerimize. Hocam peki mide balonu nedir? Şimdi 30-35'lik body mass endeksi arasına biz mide botoksunu yapıyoruz. Ama 30'a yakınlara genelde mide botoksu. Ama 35'e yakın olanlara da mide balonunu öneriyoruz. Çünkü mide balonunda biraz kilo verme daha iyi oluyor, daha ciddi oluyor. Bunun da yine 6 ay kalabilen balonları var, 1 yıl kalabilen balonları var. Bunların 6 aylığı tercih ediyorsak 6 ay sonra onu çıkarmak gerekiyor. Bu da yine endoskopi ile yapıyoruz. Endoskopi ile mideyi kontrol ettikten sonra balonun özel kateteri var, onu indiriyoruz mideye. Ve balonu metilen mavili serum fizyolojik dediğimiz bir sıvıyla şişiriyoruz. Hastanın kilosuna göre, midenin hacmine göre 400 cc ile 550 cc arasında bu balonu şişiriyoruz ve bu midenin içinde bir hacim kaplıyor. Dolayısıyla yemeklerin gidebileceği hacim azalıyor. Bu da bir nevi içten mideyi küçültmüş gibi oluyorsunuz. Onun da uygulaması gayet rahat. Ona da yine yatış yapmıyoruz hastalarımıza. Dinlendirdikten sonra gönderiyoruz. Tabii mide balonu kimlere uygulanır diyeceğim ama mide botoksu uygulanan kişilere mide balonu uygulanabilir. Uygulanabilir. Ama dediğim gibi hani eğer ki 30 civarındaysa body mass endeksiniz, ilk tercihimiz mide botoksu. Evet. Ama 35'e yakınsa ve ameliyat istemiyorsa hastamız, o zaman mide balonu öneriyoruz. Peki mide balonundan memnun kalıyor mu hastalarımız? Kalıyor. Mide balonu. Mide, şimdi ikisi de farklı. Evet. Mide balonunun bazı şeyleri oluyor, etkileri oluyor hastalara, istenmeyen etkiler. İçeride bir hacim kapladığı için mide onu bir yabancı cisim olarak algılıyor ve onu çıkarmak istiyor. İlk birkaç gün kusma eğilimleri, öğürme. Ondan sonra epigastrik bölgede burada böyle bir dolgunluk hissi vesaire oluyor ama bunlar geçici. Yaklaşık bir 2-3 gün kadar sürüyor. Geçici yani. Ondan sonra vücut buna adapte oluyor. 6 ay boyunca da artık hiçbir zararı olmadan kalıyor. Mide botoksunda da var mıdır yani etkiler? Onda yok. Çünkü onda bir içeride bir cisim bırakmıyorsunuz. Onda yalnızca enjeksiyon yapıp mide kasını felç ediyorsunuz bir nevi. Böylelikle mide gıdalarla daha çok temasta oluyor, daha çok kalıyor gıdalar. Bir de dediğim gibi hormonun salgılandığı bölgede yaptığımız için hormon seviyesi düşüyor. Yani balon daha çok mekanik bir hacim kaplıyor. Botoks ise mideyi boşalımını geciktirdiği için bir dolgunluk sağlıyor.